Herkese merhabalar. 8 Mart tarihindeyiz. Borsa İstanbul'da hareketli bir haftayı geride bıraktık. Borsa İstanbul hafta başından beri satışlı gidiyordu. Perşembe günü yani dün güzel bir tepki hareketle karşılaşmıştık. Özellikle ben daha fazla aşağıya düşme olmasını bekliyordum arkadaşlar. Dün tabii ki sert, çok sert bir tepki oldu ve 9 günlük kısa vade bizim koyduğumuz hareketli ortamın üzerine aldılar Borsa İstanbul'u. Ve bugün de yükseliş hareketinin devam edebileceği sinyali dün verilmişti. Bugün de yükseliş hareketi devam etti. Peki burası düzeltme hareketi tamamen sona erdi mi sorusunu cevaplıyor mu derseniz, bence henüz cevaplamıyor arkadaşlar. Çünkü Borsa İstanbul'un kapanışına baktığım zaman birazcık sıkıntılı bir bölgede durduğunu düşünüyorum. Hem dolar bazlı da, hem uzun vade grafikte, hem de kısa vade bizim 60 dakikalık çizdiğimiz grafik örneklerine şimdi bakacağız. Dolayısıyla kesin olarak ben düzeltme hareketinin bittiğini düşünmüyorum. Aşağı doğru bir bacak daha düşme yapabiliriz. Ha, derinlere gidebilir miyiz bunu bilmiyorum ama buradan sonra kopup yukarı rally yapabilir miyiz sorusuna net olarak cevap veremiyorum. Buna cevap verenler varsa gayet başarılı bulurum açıkçası şu görünümde. Tabii ki hisseler üzerinde de konuşmak istiyorum arkadaşlar. Daha önce söylemiştik 7200'lerdeyken de aynı durumlardan bahsediyorum. Özellikle bu dönemlerde ve bilanç dönemlerinin içerisinde sağlam hisselerde bulunmak sizi endeksten ciddi manada ayrıştıracaktır. Ki bugünlerde de öyle görüyoruz arkadaşlar. Olur olmaz bir haber geliyor. İşte mesela Sasa'da bugün Erdemoğlu'nun bir pay geri alımı çıktı. Endeks yatay giderken Sasa öğleden sonra 2 gibi birdenbire yukarı çıktı. %8'lik bir potansiyel yaptı. Tabii ki dün Sasa grafiğinde sizlere göstermiştim. Hani orayı geçmesi gereken bölge var. Orayı geçtikten sonra yukarı doğru atılım yapıyor demiştim. Tamamen tesadüf olarak Erdemoğlu da sanki beni dinlemiş gibi oradan tamam ben buradan alırım diyor. Daha Erdemoğlu zaten aynı benzer şeyleri yapıyordu arkadaşlar. Onun dışında yine genel görünüme baktığım zaman bilançosu çok iyi gelen Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Ford eski zirvelerin üzerine çıktı. Bakın endeks eski zirvesinin üzerinde olmasa da bu hisseler eski zirvelerin üzerinde ve buralarda endekse ciddi manada katkı veriyorlar. Ford yine bugün %5 yukarıdaydı. Hissenin bence piyasa değeri defter değeri 7 ve üzerine hak eder diye düşünüyorum. 5,5'larda piyasa değeri defter değerinde kalmıştı bilanço sonrası. Önümüzdeki yıl beklentileri de iyiydi. Onun dışında yine bu tarz böyle ayrışan bir sürü hisse bulabilirsiniz arkadaşlar bu zamanlarda. Endeks yukarı gitse de merak etmeyin. Yine endeksten daha geride kalmış. Yine sağlam, güzel, bilançosu iyi gelecek hisseler bulabileceksiniz. Dolayısıyla çok acele etmemek lazım. Dün de söylediğim gibi ben ne yaptım derseniz %5'lik zaten yedek akçem vardı. Biliyorsunuz ben düşüşleri çok fazla umursamıyorum. Hissem sağlamsa yola devam ediyorum. Hissem düşerse de aşağıdan daha çok ekleyebiliyorum. Çünkü neden? Hisseye güvendiğim için aşağıdan rahatlıkla ekleyebiliyorum. Böyle bir strateji geliştirmiştim. 2 yıldır bunu uyguluyorum. %5 yedek akçeminde işte %2,5'unu yani yarısını bugün kullandım. Yine endeksin sabah gördüm. 9 günlük hareketli ortama civarında tutunmaya çalıştığını dün söylediğim gibi bunu kullandım. Şimdi pazartesi tekrardan düşüş gelebilir diye de düşünmüyor değilim arkadaşlar. Dolayısıyla daha da aşağı gelse yedek akçemin kalan yarısında yine beğendiğim hisselerden kullanacağım. Ama benim genel olarak kullandığım hisseler işte az önce bahsettiğim hisseler gibi endeks düşse bile yukarı doğru gidebilecek hisselerden, ayrışabilecek hisselerden değerlendirdim açıkçası. Siz de bu tarz hareketleri yaparsanız endeksin düşmesini çıkmasını çok fazla umursamazsınız ama biz yine elimizdeki diğer hisselerin bulunduğundan dolayı endeks grafiklerini analiz edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen kendimi küçülteyim. Endekse bakalım. Bugün bilançomuz yok. Bilanço incelemesi yapmayacağız muhtemelen video içerisine gelmezse. Onun dışında birazcık da genel yatırım perspektifi, yılbaşından beri neler yaptık bunlara değinip videoyu kapatacağım. Burada alsat tavsiyesi vermiyoruz. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyoruz arkadaşlar. Buradaki temel amacımız, temel teknik analizlerimiz, bilgilerimizi pekiştirmektir. Ve kişisel görüşlerimi sizlere söylemektir. Gerekse karşılıklı yorumlarda zaten tartışıyoruz diyebilirim önemli konuları. Şimdi endeksten öncelikle kısa vadeli bir şeye gidelim arkadaşlar. Grafiğimize gidelim. Yani buranın senaryosunu 9400 civarında çizmiştik. Bakın 9400 kırılıyor aşağı geliyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3 tane katımız vardı. Yani birinci kat düştük. İkinci katın dibine kadar zaten düşeceğimiz belirli olmuştu. Burada bir hedef noktası koyduk. Buraya kadar geldik. Şimdi bura kırıldıktan sonra ben daha fazla aşağı gelebileceğimizi düşündüm. Özellikle burada benim beklentim 8700 civarları vesaireydi. Burada endeks 8745'ten tekrardan çok sert şekilde dün yukarıya aldılar. Ve tekrardan bakın buradaki ikinci kat arasına getirdiler. Şimdi buradaki hareket devam etti. Bugün de burada bakın 9 saatlik hareketli ortama 2 kere temas alıyor. Yani üzerinde kalmak istiyorum diyor. Hareket devam etti. Ve buradaki alttaki katın zirve seviyesine geldi. Burası 9175. Şimdi burası destek direnç olarak çalışabilir mi dersek bence gayet çalışabilir. Çünkü bakın buradaki şu çizgi. Yani şu çizgiyi bir tutabilirsem bakın. Daha önce de burada direnç çalışmış. Destek olarak çalışmış. Bu bölgede kırıldıktan sonra aşağı sert hareket gelmiş. Yine şuradaki bölgede baktığımız zaman yani burası 26, 27, 28 Şubat bölgesinde. Burada endeks bakın tutulmaya çalışıyor. Zorlanıyor. Aşağısına geçince hızlı düşüş veriyor. Dolayısıyla tam olarak bu bölgede bırakmış gibi duruyorlar arkadaşlar.
Dolayısıyla bu bölgeyi bir yakından analiz etmemiz gerekecek. Şimdi Borsa İstanbul'un ben TradingView'deki hani bizim doğu kanallarıyla izlediğimiz grafiğine gideceğim. Ondan sonra dolar bazlı grafiğe de gideceğim. Buradaki 9175 noktası ne demektir? Burayı bir iyice analiz edeceğiz. Dolayısıyla buradan bizi tekrardan aşağı doğru bir nebze olsun satabilirler mi? Bunu değerlendireceğiz. Tabii ki bunu anlamak için özellikle haftaya nasıl takip edebilirsiniz diye sorarsanız arkadaşlar bakın çok güzel bir şekilde 9 günlük hareketli ortalama koyduk. Siz bunu 8 günlük 10 günlük de yapabilirsiniz ama 9 günlük standart hareketli ortalamanın bu kısa vadeli hareketlere ben iyi çalıştığını düşünüyorum. Bakın bugünkü hareketli de hani dün söylediğim gibi 9 günlük hareketli ortalamanın üzerine kalma çabası vardı. Bakın buraya testini yapıyor. Yani 9 günlük hareketli ortalama nokta atışı olarak değmiş. Yukarı doğru çıkmış ve nokta atışı olarak bakın burada bizim çizdiğimiz işte şu bölgedeki destek veya sonradan direnç olarak çalışacak çizgi şu an direnç olarak sanki çalışmış gibi duruyor. Dolayısıyla pozitif hareketi görmemiz için bizim burada 9175'in üzerine sert atılımlar yapması lazım. Borsa İstanbul'un böyle hareketler olacak olsa hisselerde tekrardan dünkü gibi bir coşku hakim olabilir diye düşünüyorum. Özellikle ne zaman negatife geçeriz derseniz buradaki 9027 yani 9 günlük hareketli ortamın altına geçerse temkinli olmanız lazım. Bu yorumlar kısa vadeciler için arkadaşlar. Hani ben alayım %3-5 düşecekse de o seviyeden satarım aşağıdan yerine koyarım. Yapanlar için bu analizleri yapıyorum. Burada yapacağınız şey çok basit. Bir tane kısa vade hareketli ortalama koyup bu hareketli ortalamanın altında veya üstünde olmasına göre işlemlerinizi yapacaksınız. Birazcık da işte böyle yatay hayali çizgiler çizerek, direnç destekler çizerek takip edebilirsiniz. Kârınızı maksimize etmeye çalışabilirsiniz. Şimdi ikinci olarak grafiğimizin genel görünümüne gidelim arkadaşlar. Burada bizim doğu kanallarıyla yukarı doğru izlediğimiz bir grafik vardı. Burada da bir senaryo çizmiştik. Özellikle bu senaryonun arkadaşlar bakın burası 4 saatlik grafik. Bir boyun çizgisi vardı. Ben burayı önemsiyordum. Çünkü bu grafiklerde biz ne zamandan beri ben bunları çiziyorum derseniz kanal ilk açıldığından beri arkadaşlar biz bu grafikler üzerinden Borsa İstanbul'u izliyoruz. Hani burada benim oyun planım şu bölgedeydi. Yani kanal ilk açtığında 2022 yılının başlarıydı. Buradaki Çanakkurt'tan sonra bakın bu grafiği çizdik. Üstüne koyduk, üstüne koyduk ve bunda birçok alanda çalıştı veya en azından bize küçük ipuçları verdi. Dolayısıyla bu kanalları çok silmek istemiyorum. Yani yönümüz yukarı olduğu sürece nerelere kadar bu kanallar bizi taşıyacak bunu izlemek istiyorum. Dolayısıyla bu bölgede orta band bence önemli bir seviyeydi. Burada bakın şöyle bir hareket yaptık. Burada ben şu üçgen arasından tekrardan bir aşağı vururlar bizi diye düşündüm ama bunu çok fazla uygulamadılar. Bizi direkt olarak aşağı indirdiler ve V şeklinde bir yükseltme yaptılar. Bakın V şeklinde tekrardan bizi yukarı aldılar. Şimdi geldiğimiz seviye neresi derseniz. Hani diyoruz ya bir düzeltme hareketi son buldu mu veya bir yükseliş hareketi son buldu mu bunu nasıl anlarız derseniz. İşte burada özellikle ben Fibonacci araçlarını kullanıyorum. Bunlara önem veriyorum. Burada şuradaki düzeltme hareketinin bakın Fibonacci'sini attığımda özellikle bugün satış yediğimiz yerin az önceki grafikteki 9175 burada işte bakın kaç görünüyor. Hemen şu 9177 görünüyor burada da. Fibonacci 618 yani altın orana geldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla biz ne diyorduk? Altın oranın üzerine çıktıktan sonra hareketler sertleşebiliyor. En azından 786 veya eski zirveye kadar diye. Dolayısıyla 9177 burada da bize bence bir yol haritası verebilir diye düşünüyorum. 9177'nin geçilmesi endeks tarafında pozitif olabilir. Kendi kişisel görüşüme gelirsem ben pazartesi nasıl bir durum olabilir diye yorumladığım zaman kafamda şöyle bir senaryo çiziyorum. Hani burada bir şöyle derin formasyon yapıp yukarı gideceklerse bir aşağı alıp tekrardan burayı kırdırmaya çalışabilirler. Dolayısıyla 9177'nin kırılması önemli. Henüz alımlarını yapmayanlar varsa hisselerini bir takip edebilirler. Onun dışında 9177'nin geçilip geçilmediğini bence izleyebilirler diye yorumlayabilirim. Peki bu 9177 seviyesi başka bir alanda sağlama yapabiliyor muyuz derseniz. Hemen USD bazlı grafiğe gidiyorum. Bakın birçok alandan aynı bölgeyi şey yapıyoruz. Yani burası gerçekten önemli bir direnç noktası mı diye değerlendiriyoruz. Burası da bizim arkadaşlar bakın dolar bazlı grafiğimiz. İstiyorsanız burayı günlüğe de alabilirim. Saatliğe de alabilirim. Şöyle bir günlükte inceleyelim. Genelde burayı bir günlükte inceliyoruz. Şimdi özellikle bu bölge önemli bir bölge mi derseniz bence yine önemli bir bölge arkadaşlar. Burası artık üçüncü sağlama bölgemiz oluyor. Dolar bazlı da biz burayı sağlamasını yapmış olacağız. Şöyle baktığımızda bakın dolar bazlı 9 günlük hareketli ortalamamız takip ediyoruz. Şu an bıraktığımız bölgeye geldiğimiz zaman hemen burayı kaldırıyorum. Bakın 9 günlük hareketli ortama tam hizasında bıraktı. Yani aslında dünkü endeksin TL bazlı görünümün aynısını şu an dolar bazlı çalışıyoruz. 9 günlük hareketli ortamın sınırı burası. Dolayısıyla burada da yine 9 günlük hareketli ortamın geçilmesi bizim için pozitif olacaktır. Burası da 284 dolar civarı oluyor. Onun dışında bakın buradaki çizgi tekrardan nereye isabet ediyor derseniz dolar bazlı grafikte açıyorum.
Bakın şuradaki bizim her zaman izlediğimiz Fibonacci seviyeleri vardı. Biz ne diyorduk? İşte burada 284 doların üstü pozitif bölgedir. Neden? Çünkü altın oranın üstü rally yapabilir. Daha önce altın oranın üzerine çıktık ama bir yukarıdaki Fibonacci'den tekrardan satış yedik gördüğünüz gibi. Ve aşağıda da tepki verdiğimiz yer yaklaşık olarak 276 dolar Fibonacci 0.5 bölgesi. Özellikle benim burada beklentim dolar bazlı da yani Fibonacci 382-268 dolar bölgesine indirmeleri. Asıl ben güzel alım yapılacaksa bu bölgede yapılabilir diye düşünüyordum. Maalesef şu anlık öyle bir fırsat vermiş gibi görünmüyorlar bize. Ama verebilirler mi? Hala bence verebilirler. Çünkü dolar bazlı da bakın şu an bir direnç bölgesine bırakmış bulunuyoruz. Yani şöyle yakından incelerseniz bakın buraya tam olarak temas ediyor ve burada bırakmışlar. Dolayısıyla pazartesi günü açılış bence önemli olacak. Özellikle burada 184,5 doların, TL bazda 9.175 doların açılış dolar fiyatına göre de bence bu seviyeler değişecek. Üzerinde kalacak olursa işler pozitif devam ediyor diyebilirim. Belki de buradaki düzeltme hareketi çok basit bir düzeltmeydi ve daha da derinleşmeyecek diye konuşabiliriz. Eğer ki bu bölgeden geri satış yiyecek olursak aşağı doğru tekrardan bir yoklama yapabiliriz. Ondan sonra yukarı gidebiliriz. Eğer ki yukarı gitmeyecekse buradan satış yiyeceksek o zaman 900 yani 265 dolar seviyeleri. Burası da yaklaşık olarak 268 dolar. Fibonacci 382 oluyor. Yani dolayısıyla endeks şöyle bir genel anlamda yorumladığımızda pazartesi açılışı bence yine önemli olacak arkadaşlar. Bıraktığı yer bu Pala'nın çok hoş bir yer değil. Çok güvenilir bir yer değil. Bu Fibonacci seviyesine ben çok güvenmiyorum açıkçası. 618 kırılmadan önce bir şey diyemiyorum. Yani şöyle bir hareket yapar mı bilmiyorum ama yaparsa daha iyi alım fırsatı verilebilir. Ama ben genel olarak bildiğiniz gibi hisselerim konusunda pozitif olduğumdan dolayı büyük oranda hissedeyim. Yani düşse de yükselse de bana çok bir şey değiştirmiyor. Ben özellikle alacağım temettüye dikkat ediyorum biliyorsunuz. Çünkü Nisan ayı, Mayıs ayı temettü aylarıdır. Bakın bugün bir hissemizden daha mesela temettü haberi geldi. Özellikle burası Akçansa hissesiydi. 120 lira civarından portföyü almıştık biz. Şöyle hemen ilişkili haberini açayım. Akçansa'dan güzel bir temettü haberi daha geldi. Kar payı dağıtımına göre işlemler. İşte bakıyoruz 5 lira 40 kuruş net temettü. Hisse başına 5 liraysa %4'lük bir temettü verimine yaklaşık olarak tekabül ediyor. Şimdi Akçansa yıllarca biriktirilseydi temettü verimi var mıydı yok muydu? İşe yarar mı? Güzel bir temettü hissesi mi? Mesela bu benim için daha çok önemli oluyor arkadaşlar. Ve uygun seviyelerden alabiliyorsam benim için faydalı oluyor. Ben bu şekilde birikim yapıyorum bildiğiniz üzere. Şimdi Akçansa'ya baktığımız zaman bakın. Önceki yıllar ne kadar temettü vermiş? Bu yıl ne kadar temettü veriyor? Gelin bunları bir değerlendirelim. Yani 70 kuruş, 20 kuruş, 50 kuruş, 48 kuruş, 1 lira, 30 kuruş vermiş mesela geçen. Bu yıl 5 lira temettü veriyor. Yani bir hisse temettüsünü arkadaşlar yaklaşık olarak %400 kadar artırıyorsa gayet güzeldir. %30-35'lik bir dağıtıma galiba tekabül ediyor bu dağıttığı para. Dolayısıyla ben mesela Akçansa hissesinin böyle bir haber açıklamasına borsanın yükselip düşmesinden daha çok seviniyorum diyebilirim arkadaşlar. Çünkü nasıl olsa yükselse bile hisselerimi çok fazla satmıyorum bildiğiniz üzere. Orta vade portföy aldığımız bazı hisseler güzel hareket yaparsa onları elden çıkarıyoruz. Uzun vade hisselerimiz birikmeye devam ediyor. Özellikle mesela böyle bir günde hani endeks tamam pozitif %1 yukarıdayız ama baktığımız zaman elimde yüklü olan Froto hissesi %5 yapmış. Aksen hissesi aşağılardan ekledik %3.75 yapmış. Onun dışında İşmen hissesi mesela elimde çok var. Türk Hava Yolları çok var. Benim hisseler genellikle endeksin önünde olduğu günlerde endeksten daha fazla getir elde ediyorum. Ama bazen öyle günler oluyor ki endeks yukarı giderken benim hisseler aşağı gelebiliyor. Bu sefer de hisseler anlamında portföyüm zarar yazıyor. Endeksin yukarı gitmesi çok fazla bir işime yaramıyor. Dolayısıyla siz yine bakarken özellikle bilanço incelemeleri çok önemli. Hani diyorsunuz ya işte hocam düşük kalan hisseler videosu yapalım. Yani her gün bilanço incelemesi yapıyoruz. Genellikle her hisseye de 15 dakika ayırıyoruz. Ne yapıyoruz? Bilançosunu okuyoruz. Temel teknik analizini yapıyoruz. Enflasyon muhasebesi yarıyor mu yaramıyor mu buna bakıyoruz. Nakit akışlarına bakıyoruz. Senin grafiğini açıp çiziyoruz. En azından alım için uygun bir noktada mı, şişik mi buna bakıyoruz. Çarpanlarını değerlendiriyoruz. Sonra şirketini açıyoruz. Yönetim kurulunun, patronunun mesajını okuyoruz. Orada ekstra bir mesaj verilmiş mi? Gelecek yıl beklentilerini değerlendiriyoruz. Şimdi bir hissede bunları yaptıktan sonra bu hissenin siz iyi olduğuna kanaat getiriyorsanız, ucuz kaldığına kanaat getiriyorsanız endeksin yönü çok da sizin için önemli değildir arkadaşlar. Siz hisselerinize her zaman odaklanmanız gerekiyor. Yani biri size işte şu hisse buradan alınır, şuraya kadar hedef veriyorum demesini çok fazla beklemeyin. Yani bunu beklediğiniz sürece sıkıntı yaşarsınız. Sürekli şüphede kalırsınız ama hisseyi iyice araştırıp kendiniz burada dinleyip üstüne faaliyet raporlarını indirip bunları okuduğunuz zaman hisseyi alacaksanız hani o alma kararı anında kendinize güveniniz çok fazla oluyor. Dolayısıyla hisse %2-3 aşağı gitse de acaba yanlış mı karar verdim diye
düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. O ise ederine bir şekilde gidiyor. Bunu iki bilanço önce yaptığımız alımlarda zaten gördük. 5 tane 6 tane burada orta vade hisse almıştık. O hisselerin hepsi 6 ay içerisinde %50-55 getiri üretti. Bir çoğunu elden çıkardık. İşte geçen gördüğünüz düş öncesi. Dolayısıyla 6 ay sürdü onların getiri üretmesi. Ama o hisselerin ben yanlış olmadığını düşünüyordum. Çünkü çarpan anlamda ucuzlardı. Bilançoları iyiydi. Gelecek beklentileri fena değildi. Belki bu bilanço dönemi sonrası tekrardan onlar atılım yapacak. Ama onları biz %50-%60 hedefle portföye eklediğimiz için 5-6 ayda da bu hedefe gidilmesi bence gayet güzeldir Borsa İstanbul'da. Çünkü şimdi mesela o paralarla farklı düşük kalmış hisselerden alma fırsatımız oldu. Dolayısıyla siz her zaman hisse bazlı düşünmelisiniz. Hani biz burada ne kadar endeks analizi şöyle olabilir, böyle olabilir dese de bunlar birazcık vakit geçirmek, eğlenmek için birazcık da teknik analiz bilgilerimizi en azından geliştirmek için yaptığımız şeyler arkadaşlar. Şöyle hisseler anlamında genel bir şey var mı diye, özel hareket var mı diye bakarsak. Özellikle benim bakın bahsettiğim size hisseler vardı. Ford hissesi yoluna devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada gayet güzel bir şekilde Ford hissesi gidiyor. Hareketinden ben gayet memnunum. Şimdi lineer grafikte belli seviyelere geldik mi diye sorarsanız bence arkadaşlar biraz geldik. Hani Ford için çok sıkıntı değil. Burada ben özellikle hani ilk etapta 1187 bölgesi mesela önemli olacağını düşündüm. Ama işte burada 700 liradan mesela eklediğimiz Ford vardı. Şu bölgeden bakın. Ford hissesi çok az da olsa burada alımları devam ettirdik. Bakın Ford 1 almışım. Burada almışım. Bakın %47'yi getiriye ulaşmış alımım. Burada %45 getiriye ulaşmış. Daha da aşağıda Ford'dan biraz daha almaya devam ettim. Hatta bugünlerde de biraz mesela bugün eklediğim hisselerden bir tanesi Ford'du. Burada mesela ciddi manada pozitif. Ama bazen de öyle bir durum oluyor ki siz ucuz olduğunu düşünüyorsunuz, hisse alıyorsunuz. Mesela bu hangi hisselerde benim başıma geldi? İşte bu dönemde özellikle Cemtaş ve Şişecam. Yani bunlardan ben alım yapmıştım. Gerçekten beğendiğim ve ucuz kaldığını düşündüğüm için. Cemtaş'ın bilançosu beklediğim tam tersi geldi enflasyon muhasebesi sebebiyle. Son yaptığım alımlardan beri %10-15 kayıptayım. Ama daha önce geçen yıldan aldığımız için o hisseler hala kârda. İşte böyle bazen olabiliyor. Kısa zamanlı kayıplar yaşayabiliyorsunuz. Ama hisseye siz güveniyorsanız. Onun dışında ise Şişecam var. Mesela 50 liranın üzerine tutunduğu sürece pozitif diyordum. 50 lira, 51 lira, 52 lira buralardan alımlar yaptım. Hisseyi düşürdüler 47 liralara. Şu an bugün tekrar aldılar 49 liralara. Ne oldu? Şişecam'da yaptığım alımlardan son bir aydır yüzüm gülmedi arkadaşlar. Ama eminim ki ben 6 ay, 7 ay, 1 yıl sonraya gittiğimde Şişecam'ın kendi değerlemesine baktığımda piyasa defterlerinin 1 olduğunu görüyorum. Bana mantıklı gelmiyor 1 olması. Benim için en azından 1.3, 1.4 piyasa defterlerinin şu an karlarla hak ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadede kayıp yaşasanız da siz uzun vadede kazanç yaşayacağınız hisselere giriş yaparsanız çok fazla üzülmezsiniz. İşte Ford da mesela o tarz bir hisseydi. Burada düştü düştü düştü. Buradan aldık %45 kazandık. Daha sonra aldık %40 kazandık. Daha sonra ekledik %35 kazandık. Bugün ekledim, bugün de hisse yukarı doğru hareket yaptı. Ekledikçe yukarı gidiyor, ekledikçe yukarı gidiyor. Böyle hisseleri bulmanız lazım. Kısa vadeli bakın şu bölgede Ford'dan kaybedenler hiç üzüldü mü sizce? Yani elinde tutularsa. Bu bölgede kaybedenler hiç üzülmedi. Neden? Çünkü bu bölgede çok daha fazlasını kazandılar. Üstüne üstlük aşağıda ekleme yaptılarsa çok daha fazla kazandılar. İşte dolayısıyla bu tarz hisselerde işlem yaparsanız aşağı düşünce de üzülmezsiniz. Her zaman bu tarz hisseleri seçin. O yüzden ben sürekli hani %90'ın üstünde hisse satıyorum diyorum ya. Bu sebeple taşıyorum. Çok hissem var. Uygun kalanlara sadece ekliyorum. Ucuz olanlara ekliyorum ki hisse yatay da gitse, aşağı da gelse çok fazla üzülmeyeyim diye. Çünkü biliyorum ki 6 ay 7 ay sonra şirket ederine gittiği zaman pozitif olacak. Onun dışında Ford Otosan'da arkadaşlar bir uyarı da yapmak istiyorum. Ben bu hisse uzun vadede net olarak pozitif düşündüğümü söylemiştim. En beğendiğim hisse olduğunu da söylemiştim. Ama şöyle baktığınız zaman bakın şurada bir orta band seviyesi var. Buraya doğru yaklaşıyor Ford Otosan. Bakın bu bölge önemli olabilir arkadaşlar. Çünkü burada orta band kırıldığı zaman bakın hisseyi hemen alt banda indiriyorlar. Şu an tekrardan orta banda geliyor yavaş yavaş. Burası da işte az önceki 1150-1140 bölgelerine tekabül ediyor. Bu bölge bence Ford Otosan'da önemli olabilir. Buranın sert geçilmesi sonrası mesela Ford Otosan yukarı doğru sert hareketler yaptığı gibi buradan birazcık belki minik geri çekilmeler vesaire yapabilir veya bu bölgede de oyalanabilir. Aynı şu bölgede olduğu gibi bakın burada da mesela oyalanma yapmış. Daha önce de orta bantta mesela çok oyalandığı dönemler olmuş. Yani şuraya bakıyorsunuz bakın orta bantta ne kadar fazla oyalanıyor ise. Yani 6 ay kadar oyalandığı olmuş bu bölgelerde. Dolayısıyla buralara doğru Ford Otosan gelmiş artık. Bundan sonra hareketleri biraz olsun yavaşlayabilir. Temkinli olmanızı öneririm arkadaşlar ama dediğim gibi uzun vadede sıkıntı yok. Az önce duydunuz arkadaşlar Emir Büyükyar'dan çocuk videoyu kapat dediği için kapatmak durumundayım. Birazcık çocukla ilgilenmem lazım. Kendinize iyi bakın diyeyim. Hafta sonu görüşebilirsek görüşeceğiz. Görüşemezsek pazartesi günü inşallah tekrar değerlendirmelerimizi yapacağız.